Balkanların en çok futbol konuşulan programı Sokrates FC'den herkese merhabalar. Sokrates Podcast'te ve Sokrates Club'dayız bildiğiniz üzere. Her salı futbol gündemini değerlendiriyoruz. Çok değerli konuklarımla birlikte. Ben her hafta değerlendiriyorum. Konuklarım sürekli değişiyor. Ben İlhan Özdemir, Burak Balaban ve Altın Altınordu birlikte buradayız. İlhan Özgen bugün yok. Evet. Nerede olduğunu yönelik bir açıklama mı olacak? İlginç futbol isimleriyle birlikteydi bugün. Futbol dünyasının ilginç ünlülerle birlikteydi programın sonunda açıklayacağım. Bize burada. tercih etti. Onları diyebilirsin. Edilebilir, edilebilir. Açıkçası ben de bilmiyorum. Ya bizim gruba yazmış da olabilir, unutmuş da olabilirim. Okumamış şu... olabilirsin. Olabilirim. Sallamıyorsun çünkü çok fazla. Estağfurullah. Bir de çok güzel bir bahanem var. Servi, öğle servisinde. Yani 4 saat mi? bizden ayrılıyor. Valla sallamıyor şey oldu çünkü yolda gelirken İlhan'a şey, Elif'e şey dedim. Ya dedim İlhan yokken bir eksik gidiyorum podcast'e dedim. Cık. Ağlatacak yine ya. Yani. Öyle biraz biraz eksik geldim bugün. Harbi, be. Ya biz adam değiliz yani. Abi sizin de belli kaliteleriniz var. <gülüyor> <gülüyor> Sıcacık bir başlangıç yaptık bölüme. Buracığım sen de sezonu açmış oldun. Evet. Geçen haftaki bölümünüzü Hoş keyifle geldin dinledim. Buradan. Ağzınıza sağlık. Geçen Her zaman gibi. Geçen hafta seyircilerimiz sormuş dört kişi nasıl sığacaksınız diye. Dört kişi sığmayacağız. Biz, Biz de sığmamayı da evet. e, Rotasyon şeklinde gidiyoruz bildiğiniz gibi. Hayır, Çünkü... ama bazen dörtlü yapıyoruz ya. Çok az, Ar çok nadiren. Artık hiç yapmayacağız. Çok nadiren. Yani soru cevap bazen programlarımız oluyordu. Belki başka bir formatta, belki başka bir mekanda yaparız bunu ama... ...stüdyomuzun ee, daha efektif kullanılması için... 3 kişi yapmayı tercih ediyoruz. Sokrates C'de artık 3 Çünkü... kişi izliyorsun. Evet. Kulağı Sıklam. olduğu kadar göze de hitap etmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ara ara üstümüzü çıkaracağız bazı <laughs> bölümlerde sürpriz şekilde. Yani Buram senin sen o durumla belki hitap edebilirsin. Şu <laughs> anki durumumda ben, ben çok, de çok sanmıyorum. Hitap edebilir. Yok Bakalım. ben senin beğeniyor musun? Oğlum sıklıkla başıma şu geliyor yazın. Instagram'ı Nedir? açıyorum çıplak bir Buğra. <laughs> Bir tane fotoğrafım olması lazım çıkmak ba ya. Vallahi Siz de bakabilirsiniz. Bir şey olur. Balaban <laughs> Buğra'yı bu <laughs> Acımda bir bakayım an, Bir mi? anda karşıma... Ya, story story atarım abi, abi. Story bir anda atarım. karşıma çıplak... Çal, çok karşıma bir sıcak oluyor, öyle bir şey abi ya. Abi bana çok sıcak bir <laughs> şey... ben sana bir nasıl özelden de atacağım. yani. Bu da <laughs> <laughs> ben herhangi birinden duymamıştım. Çok onarı oldu. Teşekkür ederim. Evet. evet cidden ben de şu an düşündüm. Gözüne çanlanmaya başladı mı? Benim Buran çıplak bedenim. Buranın meme uçlarını hani olması gerekenden çok daha fazla sayıda gördüm ben. Bir evet. kez daha görmek istiyorum. <laughs> Benim de kişisel hafızamda düşünüyorum. Yani Sokrates'te en fazla kime çıplak gördüm diye galiba Burak. Çok güzel. Ya halı sahalarda da hani gördüğümüz oluyor. Orası akılda kalmıyor. Evet. Ama Instagram'da o fotoğrafik ne kadar hafıza güzel. öyle. Ne kadar güzel. İz bırak demek ki. Burak ve meme uçları da aramızda bugün. Yani... <laughs> güzel bir notla başlamış o. Reyting evet. rekorları kıracak o bölüm. <laughs> Ama Atar'ın mesela bazı özel anlarda o mesaiyi bir kenara bırakıp ...güncel gelişmeleri yakıldığı da oluyor inan. Evet. Geçen hafta mesela Şenol Güneş'in istifa haberi için... ...tam 12'de bize yazdı deyip... ...konuyu bağlayalım evet. işte. Yazdı mı peki? Tabii. Şu an Güneş istifa yani. ediyormuş. Ama böyle bir 10 dakika Dedi... içinde... ...arkadaşlar sizinle sohbet etmek güzeldi dedim ve... ...ayrılım sağlamıştı. Yani haber medyaya çıkmadan önce... Yok medyadan. Gel medyadan. Ha, işte. tamam. medyadan. Çünkü hatanın yani. bazen öyle duyumları da oluyor. Ee, onlardan biri mi diye merak ettim Yok, ben de. Bu konuda hiçbir şeyim olmadı. Evet Şenol Güneş'ten başlıyoruz. Evet. Belli ki... ...Buğram değerlendirecek. Ben Buğra'mı dinlemek isterim bu konuda. ben de aynı şekilde seni dinlemek istiyordum. Evet o gün... Ben de sizleri dinlemek istiyorum. Çok apar topar bir <laughs> e, şekilde istifa haberi geldi. Çünkü öyle bir aslında yönetim tarafından öyle bir şey bekleniyordu. Ya da taraftarların yönetime bir tepkisi vardı. Ama Şenol Güneş'e pek öyle bir tepki yoktu açıkçası istifa gerektiren. Geçen sezonu hani fena bitirmeyen bir takım vardı ki puan ortalamasına bakıldığında da o ihtişamlı hatırlanan bir önceki dönemde neredeyse aynı topladığı puan ortalaması ki çok daha sınırlı bir takımla bunu başardı Şamagüneş e baktığında. O yüzden çok problem yoktu ama biraz travmatik bir maç olunca 2-0 öndesin yani biraz bir toparlanıyor muyuz derken bir anda 10 dakikada verilen maçla beraber Lugano, maçı yani. Lugano maçıyla Tabii beraber. Önceki de biraz var hani Trabzonspor maçı sezona çok Mutlaka. iyi başlanmamış olması. Onuncu Pendikspor yani maçı. Evet. Yani. Mutlaka ama bir yayın da yaptık biz ...maç maçgüllükte YouTube'da. Mustafa Korkusuz'a sorduk. Spor'un Beşiktaş muhabiri dedi ki hiç öyle baba yoktu. Yani hocaya dair en ufak bir hani ayrılık beklentimiz yoktu. Evet, yönetime bir tepki vardı olabileceğini söylüyorlardı ama bizim önceki akşam maça kadar hiç böyle beklentimiz yoktu. Ama maç bitti. Yönetim toplantıya girdi. Şenol Güneş oradaydı. Gece ikiye kadar gerek onlar gerek biz stadtaydık ve bir şeylerin olacağını anlamıştık dedi. E, ve o gecenin sonunda da e, hani yönetimin de belki değişmesine gidecek süreç başladı. Çünkü e, bir seçimli kongre kararı da alındı Aralık ayı için. Ama ilk adım Şenol Güneş'in vedası oldu. Bu bahsettiğin toplantı ortamı enteresan yani. Ben bunu hep düşünürüm. Mesela gece ikiye kadar toplanıldı diye. <laughs> hani aslında bakarsan... ...çok basit ve temel sorunlar olduğu aşikar. Yani kötü bir yaz dönemi geçirildi. Takımla muhtemelen hocanın kafasındaki düzen çok istediği gibi oturmadı. Oyuncularla belki kopuk bir ilişki var. Hani illa şey bazında değil, duygusal bir kopukluk değil yani futbol anlamında. Veya belki hocanın istediği yetenek seviyesi takımda yok. Veya formsuz gidiyor istediği yetenek seviyesindeki oyuncular. Yani ne konuşulmuş olabilir geceye kadar merak ediyorum. Fakat istifa etmesi ilginç. Yani istifanın çok e, nadir olduğu bir yerde... Görevden affını istemiş olabilir belki. <laughs> Hakikaten çok ilginç yani istifa etmesi. Çünkü bu kadar işte büyük çapla teknik traktörler için... ...hani ikinci kez Beşiktaş'a geldi, artık 70 yaşının üstünde... ...belki de kariyerinin son Beşiktaş seferi olacak bu. Ee, bir anda böyle bıçak gibi kesilmesi sürecin... ...bir anda istifa etmesi şok edici yine de kötü oyuna rağmen... ...takımın ya da formsuz oyuna rağmen. Sen ne düşünüyorsun Atatürk? Sizle aynı şeyleri düşünüyorum aslında. Kötü başlangıç üstüne travmatik maç. Ee, böyle Valerenga maçı gibi bir maç oldu gerçekten... Hı -hı. ...ya bana çok sürpriz gelmedi o maçtan sonra... ...tamam hani işin maddi boyutları falan... ...biraz burada istifayı... ...ilginç kılıyor... ...sonuçta bir tazminat falan hikayesi var... ...ama... ...beni hani asıl şaşırtan... ...Şenol Güneş'in başarılı grafiği olmuştu... ...bu Beşiktaş sürecinde... ...geçen sezonki... ...uzun süren seri... ...hatta hala galiba iç sahada... ...bir yıldan fazladır kaybetmeyen bir Beşiktaş var... ...en son Eylül... ...2022... mi? Biz şu an 2023'teyiz değil mi? E, evet, evet. Ee, yani tabii Lugano maçını... Acaba Şenol, adım, Berke, devam Belki Avrupa'da yoktur o maça yani. kadar diye düşündüm. Zaten çok fazla... Ya bilmiyorum geçen seneki evet. şeyi de... E, şimdi burada şey konuşmayalım. Önümüzde bilgisayar olsaydı yanlış hatırlamıyorsak falan Yanlış hatırlamıyorsaydı bıraktık. Yani. E, ama ya abi ben şeyde... Şenol Güneş tabii ki çok saygın bir kariyere sahip. Ama ben bu Euro'daki performansından sonra... ...artık Şenol Güneş'ten... Ee, herhangi bir konuda hani futbola teknik direktörlük e, göreviyle herhangi bir konuda medet umulmayacağını düşünüyordum. Ee, bunu belki geçen sene de burada konuşmuşuzdur. Çünkü gerçekten Euro'da hani skandal bir performansı vardı. Hem tercihleri hem maç sonu basın toplantısında burada burada hata yaptık bir dahaki maç hani bunlara dikkat edeceğiz deyip aynı şeyleri yapması ve sonrasında da işler kötü gidince herkesi suçlamasıyla ee, öz eleştiri dışında her şeyi yapıp e, ben dedim hoca bitmiş Beşiktaş'ın Şenol Güneş'i getirmesine o zaman böyle şeydim şaşkın ve hani tepkiliydim ama çok başarılı oldu hani beni asıl şaşırtan bu oldu. Müthiş e bir bu sezon sonu grafiği. 19 mi yapmışlardı yani ee, inanılmaz bir, sezon bir şey. Öyle bir şey. 18'de 16 diye düşünüyordum ama olabilir. Hatta benim birçok Beşiktaşlı arkadaşım sezon başında Valerian İsmail ile yola çıkıldığında yani Valerian İsmail bu takımın zaten hocası değil. Keşke hani 3 hafta önce, 4 hafta önce bu değişiklik yapılsaydı belki şampiyonla oynardık diye düşünüyorlardı. Olabilir. Oradan yani. Olabilir. Ama bu sezonki başarısızlık senol Güneş'in suçu mudur? Hani direkt öyle söyleyemiyorum. Ee, tamam çok iyi başlanmadı sezona ama kadroda eksikleri olan bir kadro. İlginç ya ilginç bir süreç hakikaten. O da zaten kenara çekilmem lazım. Hani bu takımın değişikliği bir yeni bir sese ihtiyacı var tarzında bir mesaj yayınladı. Herhalde hoca umudu göremedi önünde. Yani sezon daha çok uzun ve daha başındayız Ekim ayındayız. Fena da sonuçlar gelmiyor. Hani bir iki işte Lugano maçı ya da dediğin gibi Trabzonspor maçı hariç ama muhtemelen işleri yoluna koyamayacağını düşündü ya da Galatasaray Fenerbahçe'yi görüp hani oraya belki oynayamayacağını da hani sezonun geri kalanı için düşündükten sonra belki de hani evet, o kararı verdi. Şey ilginç geliyor bana ama Şenol Güneş'te milli takım dönemini hatırlatmışken çok ani uçurumdan düşmeler oldu son iki deneyiminde Şenol Güneş'in. Yani hatırlayın o üç çok maç. iyi gitti milli Onu takım diyeceğim. oraya kadar. Avrupa yani Şampiyonası Şenol... finallerine kadar. Yani grup aşamasını çok iyi oynadık. Mükemmel bir Şenol Güneş imajı varken Üç maçta hakikaten savruldu ve gitti. E burada Beşiktaş'ta da dediğin iki maç sayıyoruz işte aslında. Trabzon Spor Lugano tam oyun tatmin etmiyor evet tamam. Ama sonuçta yeni gelen transferlerin de birçoğuna entegre edemiyorsun 11'e. Demek ki o seviyede değil transferler hani baktığında. Orada bir de şey dedikodusu var. Hiçbir fikrim yok. Ona gerçek olup mı? olmadığı konusunda mutlaka bazı açıklamalar da yapılmıştır. Benim gözümden kaçmıştır ama. ya yani onu an konusu gerçekten öyleyse. Hani 20 yıl sonra falan konuşulacak bir şey. Ya yani herhalde, değil, herhalde değildir Yok, yani ha. ama ya, izleyenlerimiz dinleyenlerimiz de hani yakalamıştır o muhabbeti ama kaçıranlar için söylemene yani. ona ana yanlış onu farklı bir ona anayı yani izleyip farklı <laughs> bir transfer etme konusu ben sanmıyorum ya o herhalde olabilecek bir şey değildir ama eğer ise çıkar tabii kokusu şey olmuştu e Valencia geldikten sonra Fenerbahçe'ye Erol Bulut e ya işte çok iyi oyuncu. Geçen sezon 33 gol atmış rakamı burada sayı hmm. e, sözgelimi salladım e, diye <laughs> maç kolikten bakıp söylemişti. <laughs> Oynadığı maç sayısını söylemiştim. O zaman bazen. Ya yani çünkü çok fazla abi. Menajerler öneriyor, bir şey oluyor. or yani bazen transferler böyle evet, gelişiyor. Öyle, öyle. Hakikaten. Bu arada Türkiye'ye gel gelen oyuncuların birçoğu önce menajer tarafından ne bileyim işte ilk A e, takımına evet. öneriliyor. A takımı düşünürken B takımına gidiyorlar. Sonunda C takımı alıyor. Yani işler P .P. böyle hızlı. Beşiktaş, fenerbahçe hepsine yazıldı. Ve Şu anda gelenlerden transferlardan hani bildiklerim mesela. var. Evet. Galatasaray'da hangi transferdi yöneticinin oğlu Mondragon. futbol menajer Mondragon'du değil mi? Mondragon e, şey Can Tengizman e, yani Kevin Tengizman diye işte oğlu var e, o şey yapıyor ama futbol menajer transferi zaten çok fazla çok şeye söylenir var. bilirsin e, Moratti'nin oğlu Emre Belezoğlu'nu oğlunu çok Cm'den önermiş mi evet ha? C.M'den hmm. alıyormuş Inter Emre ya söylenir evet. ama bu çok var e, söylenir suçları e, böyle Abi Freddy Adu ya geldi en son bizim hmm. ikincilikte oynadı yeni pelediye hatırlar mısın? Peki, 13 yaşından itibaren. Rize'ye gitti sonra. Evet. Ama öyle yani, öyle, yani bilmiyorum bu transfer özelinde de Türkiye'deki bilir neler yaşanıyordur yani neler yanlışlıkla alınıyordu. Abi yönetici neler... profilini falan bir düşünürsen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Burada ya buradan İorfa'ya ol... falan da bağlanırdık da. ilginç evet. olan burada şey yani aslında işte sen de söyledin ya yani istifa etmesi gerekenin yönetim Hı -hı. olduğu bekleniyordu. Zaten artık Ahmet Bülçü'ye bir yönetiminin sonuna geldik. Yani sayılır yani. Ee, Belki hani seçime gidilip Şenol Güneş antrenörlüğünde yeni bir başkanın gelmesi konuşulabilirdi ama kendisi de herhalde o süreçte olmak istemedi. Ya belli mi olur belki yeni gelen yeni gelecek yönetimle sıfırdan başlar ihtimaldir. Şenol Güneş mi? Evet, ihtimaldir. Abi. Yani de <laughs> değişebilir bu işte. Şu an gazetelerde şey bile yazılıyor. Çok e, bugün gördüm. Beşiktaş e, ta yönetim dev bir bütçeyle Fatih Terim'e gidecek, teklifte bulunacak falan gibi. <laughs> dev bir transfer bütçesiyle. Yani <laughs> hikaye, şey, <laughs> hayır, bunun ben de hikaye <laughs> olduğunu düşünüyorum da e, yani adı Şenol Güneş örneği ben olmayacak şey değil yeni bir yönetimle. Orada şey de ilginç. Bugün işte Onur Özgen bir değerlendirme yazmıştı Sokrates'e Oradan şeyden bahsediyor. Hani yaş olarak da bunu ele almış tabii ki. Hani artık işte Fatih Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş Türk futbolunun en büyük üç antrenörü olarak, en çok konuşulan üç antrenör olarak. Mustafa Denizli yaş olarak zaten daha erken koptu oradan. Şenol Güneş'in de artık devrinin sonuna mı yaklaşıyor? Sonuçta Fatih Terim'in de son Galatasaray dönemi onun istemediği şekilde bitti. Tamamen artık kapandı mı bu çağ? Yani Şenol Güneş'in sence mesela bir yeni bir Trabzon sporu var mı? bu, bu konuyu sana da soracağım. Hmm. Yeni bir Trabzon sporu olur mu mesela? Şimdi Abdullah Avcılay'ından anlaşıldı ama ileri dönem için söylüyorum. Yoksa bu antrenörler için artık hakikaten yaş son noktayı koydu mu? Valla ben Şenol Güneş'in kenara çekileceğini zannetmiyorum. Bir süre dinlendikten sonra tekrar bir takımda yani belki Trabzonspor olmaz da tekrar bir Antalya Spor olur gibi şeyler. Tahminim bu. Yanıla da bilirim tabii. Çünkü elimizde bir veri yok. Bundan sonra ne olacağını Hı. bilmiyoruz. Ama Şenol Güneş takım çalıştıracağını düşünüyorum. Sen burada? Ya öyle düşünecek olabilir hoca. Şimdi bakacak mesela puan ortalaması 2.40 ya ben bu takımla bile, hani istediği transferlerin olmadığı senaryodan bahsediyorum. Gayet iyi puan aldım diye düşünüp sonuçta devam edebileceğini istediği olabilir ama 70 küsur abi yani kolay değil. Şimdi Antalyaspor diyorsun mesela yani öyle bir takım doğru riski alır mı? Tamam Beşiktaş bir daha gelirse bir kart daha oynayayım diyebilir. Trabzonspor ayrı bir yer onun için diyebilir ama ya da milli takım tabii ki. Ama daha böyle alt seviye takımla daha sınırlı bütçeyle yarışmaya o enerji görürler mi? İşini de çok sanmıyorum ya. Yani. Ya mesela 70 yaşında Atan Altınordu Sokrates FC için mücadele verecek mi hala? Ben 70'i görmem. Benim bir 20-22 senem falan var onu <laughs> hani. bil, bilerek söylüyorum. Son 20 sezon FC <laughs> ee, <laughs> için. i̇yi ihtimalle 56-57 gibi giderim ama çok isterim Gülüyorum Yetmiş... böyle bir cevap beklemiyorsan. Yok bunu <laughs> tamam, neyse yani. ee, şey ee, eğer ömrümüz vefayı ederse ben çok isterim yetmişte yine bunu yapalım ama imkansız abi imkanı yok. Her Niye? Şey... Abi her şey çok çabuk değişiyor kalmaz İkisi, iki sene üç sene sonra biz bunu yapmıyor oluruz büyük ihtimalle. Oo. Son iki sezonumuz. Çok çok çabuk değişiyor her şey ya. Yani. O zaman tadını çıkarmaya bakalım Sercan. Bu... Niye her şey çok çabuk değişiyor? Şey. Bak YouTube yıllardır var abi. YouTube olduğu sürece yap yapamaz Ama mesela bu işlerin şeklini düşün. Ee, mesela bir 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 dönem ee, ...bloglar çok revaştaydı. Oradan bir anda Twitter çıktı. Twitter popüler oldu. Herkes koşa koşa Twitter'a gitti. Daha önce mutlaka konuşmuşuzdur. Ya şurada taş çatlasın 4-5 sene önce. ...hadi olsun 6-7 sene önce böyle. YouTuber'dan değil zaman akla böyle kanalıma hoş geldiniz diyen veletler geliyordu. Doğru. Bir anda yani üç kişi YouTube şeyi yaptı. Bir anda orası popüler oldu. Herkes bir anda YouTube'a gitti falan. Başka bir şey olacak o zaman. Gidecek herkes. Belki yani mutlaka işin içinde görüntü olacaktır da. O zaman belki evinde bir anda sen kanal açıp İnan Özdemir kanalında... Ee... Socrates Channel Network. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum da o yüzden şey yaptım bilmiyorum. Ee... Ata peki Metaverse'de <laughs> FC yaparken oh. görüyor musun bizi? Ee, abi Metaverse ne, bir, 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 ara millet arsa marsa alıyordu o mu? Aynen. Aynen kaldı o arsalar hepsi. Ama yani burada Atay'a Sözlerimi katılıyorum seçerek ben. <gülüyor> Sözlerimi <gülüyor> seçerek konuşmam <gülüyor> lazım. Sözlerimi seçerek konuşmam lazım hakikaten. Ama e, burada e, şey Ataya da katılıyorum belli açılardan. yani içerik Tabii. tüketme biçimimiz değişiyor. Bak Twitter bu hafta şey getirdi görmüşsünüzdür. Artık yazı linki paylaştığında ee, şey gibi çıkmıyor. Yani, fotoğraf fotoğrafın gibi çıkıyor. Evet, evet yani Elon Musk denilen. Bu konuda Ümit Alan'ın. Beyefendi de ee, beyefendi. Bizim de de podcast'ı e, olan Ümit Alan'ın bir yazısını gördüm hatta onu da okudum. E, dilimle karpuz neyse şimdi yazıyı anlatacak halim yok. Ama bu konuda güzel bir yazı yazmıştı. Niye çok reklamı yaptırmıyorsun? Ümit Alan reklamı yapıyorsun. Abi ben burada bir yazı paylaştım. Otantik yazı, eklem. yazı, Yazıdan mı? Yani her bölümde bir, her konuyu bir şekilde Sokrates'e hep Sokrates e de yazsaydı belki söylemeyecektim. Yine <laughs> <laughs> söylerdim. Ama burada ya, haklısın yani içerik tüketme biçimlerimiz değişiyor ama bir şekilde konuşuruz herhalde bir yerlerde. Bir şeyler yaparız yani. Fakat ben hep şeyi düşünüyorum ya yani bir sabah kalktım ki Türkiye'de oluyor bu YouTube yok. Bu senaryo hazırlanıyor hayatımda? Olabilir. <laughs> olabilir. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Hani şimdi spontane söylüyorum bunu da. Şimdi arada yorumlar alıyoruz bilmem ne. Hani insanlar sağ olsunlar yorumlarını paylaşıyorlar. Ya ya bir çocuk görüyorum. Bir kardeşim. Yani hep yorumlarını gördüğümde falan hani diyorum ki şey biraz problemli bir arkadaş galiba diyorum hani. şey kötü bir şey yazmıyor ama hani üslubundan şeyinden öyle bir bir kişi var görüyorum hani garip geliyor bana. En son geçen onu gördüm. O böyle YouTube kanalı açmış. Artık yani YouTube'da içerik üretmeyen kimse kalmadı galiba onunla birlikte. Evet. Biraz daha bu iş şey olduğunda herkes kendi içeriğini üretecek ve kimse başka bir içeriği izlemeyecek <laughs> gibi. İzleyecek <laughs> bir zaman kalmayacak gibi geliyor bana bak. Böyle de bitebilir YouTube. geliyordu hakikaten. Yani Amerika'da özellikle hani herkesin podcast olması üzerine çok fazla geyik yapıyordu Amerika'da. Tabii Amerika'da üniversiteden mezun oluyorsun. Önce bir podcastin oluyor, sonra, sonra bir işin oluyor. Sonra. <laughs> onu CV'ne yazıyorsun. Ondan sonra iş başvurularına geçiyorsun. Ben onu şeyde de hissettim. Bu atanın dediği dönüşümü onu çok yaşıyorum. Yani sonuçta bize çok fazla arkadaşımız medyaya girmek için işte yazılarını atıyorlar, hmm. e, Twitter hesaplarını atıyorlar. Falan şeyi fark ediyordum. Önce işte biz dergiyi kurduğumuzda tabii ki ya da ilk YouTube başladığımızda bile insanlar kendilerini göstermek için yazılarını atıyorlardı ve işte evet. benim spor yazım burada diyorlardı. Abi sonra podcast atmaya başladı insanlar. Yani ilginç bir şey Onları oldu. Onları dinleyecek zamanı bulmak biraz. Yazılara ben tek tek okurdum. Mesela sen bu, bu konuda sen hakikaten çok iyisin. Sen Sokrates'e gelen yazıları da hepsini okup isimsiz cevap verdin ki bu önemli bir şey. Sonuçta sen orada evet. bir editörsün aslında yani. Kendi imzanı kullanarak yani da insanlar olur. o kadar emek vermiş, şey yapmış, göndermişler. Onlara çok dikkat etmeye çalışıyordum. Ya çok haklısın orada ama bak düşün abi. Önce yazı geliyordu. Sonra podcast atmaya başladı. Şimdi düşününce aslında 55 dakikalık bir mesela NBA ya da Premier League podcast. Çok zor bunu birine. Ama oradaki yani o işte genç arkadaşımızın şeyi çok ilginç. Yani bakış açısı çok ilginç. Bundan 10 sene önce sen iyi bir yazında dikkat çekmem mümkünken ona göre daha sonra bu podcast oldu. Şimdi herkes evinde YouTube yapmaya başlıyor. Ee, bu atanın dediği distopik senaryoya gidebilir yani herkesin kendi kendine konuştuğu ve kendini dinlediği. Ki zaten öyle oluyor. Peki yani. şöyle bir fikir teatisine gidelim. Hazır üç büyük hocasından bahsettin Türk futbolunun. Onlar yavaş yavaş dönemlerinin sonuna geliyorlar. Çok takdir edilesi bir dayanıklılık gösterdiler. Yani 30 yıla yakın her birinin ya da 25 yıla diyelim bir elit seviyede sonuçta kaldığı, başarılı oldu, başarısız oldu ama hep talep edildiği bir dönemi geride bırakıyorlar. Bu yakın dönemde beraber işte Guardiola çağı diyelim o dönemin klubun diyelim çok sağlayamayacağı bir şey olacak mı sizce? Yani dediğin gibi bu kadar çabuk tüketilen bir dünyada enerjin de sonuçta çok fazla tükeniyor. Yani senin o yazıları okuduğun zamanki dinginliğin, bana gün daha uzun geliyordu eskiden mesela. Evet. Şu an çok daha kısalmış gibi görünüyor. Hocalar için de ya da oyuncular tartışılabilir belki sonuçta 30'larda biten bir şey ama hocalık yetmişe kadar devam eden bir şeydi bizim için. Artık hmm. çok daha erken böyle 55'lerde mi sizce onlar Güzel tükenecekler, bırakacaklar, Güzel bir soru. Bunun üzerine düşünmek lazım. Abi Bil çok... Bilmiyorum. Yani şimdi özür dilerim. Evet. Mesela ya ortalama bir futbolcunun kariyerinden daha uzun bir kariyeri var Cristiano Ronaldo'nun mesela. Ee, ortalamadan çok iyi. o hala kendinde o hırsı e, buluyor benzer bir e, matematiği hmm. e, teknik direktörlerde de kurabiliriz biraz karaktere bakacaktır ama şey açısından e, yani ortalama açısından teknik direktörlerin kariyerinin kısalması bir ihtimal bir de bunu yani üzerine düşünüp söylemiyorum düşünülecek bir konu olarak söylüyorum. Her şey çabuk tükenirken, e, futbol da çok çabuk değişiyor. Eskisine göre taktiksel dönüşümler çok daha hızlı gelişiyormuş gibi geliyor bana. E, her seferinde yeni bir e, yola adapte olmak takımını ona adapte edebilmek de e, zor olduğundan ve bilgiye erişim de kolaylaştığı için alttan gelenlerin yenilerle yetişmesinden dolayı gençler daha iyi bir alternatif haline gelmiş gibi görünebilirler o süreçte ki giderek daha genç teknik direktörler de görüyoruz. Artık otuzlarının başındaki Hı -hı. teknik direktörler futbol futbolcularından daha alt e, yaşta olan teknik direktörler eskiden bir tane iki tane sayıyorduk. Hı -hı. Yok Şalke'de de bu varmış bilmem falan. Artık biraz daha fazla. Dolayısıyla teknik direktör şeyi yaşı düşebilir. Teknik direktörlerin ömrü kısalabilir. Hiç bunu böyle düşünmemiştim. Güzel bir soru. Ya yani ilginç bir şey abi. Bir yandan da bunu örneklerden düşünüyorum. Yani mesela Amerikan sporlarına falan da bakıyorum. İşte şimdi Bill Belichick üzerine bu çok konuşuluyor. Hmm. Tom Brady e sonrası. Mesela NBA'ye bakıyorsun. Evet koç olarak değil ama bazıları yönetici olarak devam ediyor. Yani Pat 45 Doğru. doğumlu abi. 45 doğumlu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda doğdu adam. Ve hala bir NBA'nin en önemli, en iddialı takımının başkanı. İkinci Cihan Harbi. İkinci Cihan Harbi. Faruk Lütfen. Başkan gibi artık. İkinci Cihan Harbi'nde doğdu. Ve NBA'nin en iddialı beş takımından birini son üç dört senede iki kere NBA finaline giden çakımı gündelik olarak yönetiyor abi. böyle yani geçen dü düşündüm bunu ya. Bak 1967'de başlamış <laughs> bu Dememez işe. Şey. 1967'de NBA'ye girmiş ve o günden beri NBA'de oynanan finallerin yüzde yirmi Petrali var. Oyuncu, koç ya da yönetici olarak. Şimdi bunlar çok akıl almaz şeyler. Şimdi bu adamın 80'lerde, 70'lerde, 90'larda bu işi yapma biçimi yine çok zordu ama farklı açıdan zordu. Geleneksel bir medya vardı muhatap oldu ama geleneksel bir medya. Yani bir şekilde. Yani onda. işini bırakabildiği, kapısını kapatabildiği bir yer vardı. Bir karar aldığında ertesi gün Los Angeles Times'ta ya da bir Miami Herald gazetesinde onun eleştirilebileceğini biliyordu. Ama saniyesinde Twitter kontrol etmesi gerektiğini bilmiyordu ya da saniyesinde bir YouTube reaksiyon videosunda ona dair bir manipülasyon haberin yayınlanacağını ve buna dair bir kalkan alması gerektiğini bilmiyordu. Belki bunların hiçbir önemi değildir. Belki bunların hiçbirini önemsemeyen insanlar yani bu 45, 35 doğumlu bir insan artık Twitter'da şu genco ne demiş diye düşünmüyordur herhalde. Kesinlikle düşünmüyorlar ama düşünen birileri varsa hani işin değişme biçimi olarak söylemişim. Sen 80'de bu işe girdiysen antrenör olarak, 90'da girdiysen, 2000'de girdiysen, 2010'da girdiysen bile 2020'ye göre farklı abi. Bunu o konuşmuştuk. Yani evet. 2010'da giren bir antrenör bile aslında 2023 yılındaki antrenörlerin baş ettiği şeylerden daha farklı şeylerle baş etmek zorundaydı. <laughs> O yüzden hakikaten çağ çok hızlı bir şekilde değişiyor. Belki Guardiola ve Klopp mesela... Şu an kaç yaşındalar bilmiyorum Guardiola ve Klopp. 50'lerindeler mi? 50. Guardiola 50'lerinde. 50 50 İkisi de 50'lerindedir diye tahmin Klopp ediyorum. Klopp bence bir 5-6 yaş daha ya. 49-50 yani, olabilir. Diyeyim, tam ben başlayalım. ikisinin de Ancelotti'den daha önce bu işi bırakabileceğini düşünüyorum mesela. Yani Ancelotti'nin... Mesela Ancelotti hala erik bir takımın içerisinde. Hala mücadele etmeye çalışıyor. 18 yaşında çocukla muhatap oluyor Ancelotti. Torunun yaşında futbolcular artık onun... ...öğrencileri mesela. Bu çok farklı bir yapı. Fatih'in için de öyle mesela. Pepe 52, Klopp 56'ymış. Evet doğru söylüyorsun. Klop'un 4 yaş büyük olduğunu... ...bilmiyordum ama. Ben daha genç olduğunu... ...düşünüyordum evet. açıkçası. Yani mesela... ...bu insanlar için Aa. ben 62-63 yaşın... ...şey olabileceğini düşünüyorum açıkçası ya. Son nokta olabileceğini düşünüyorum ya Olabilir. Ama zor ben... iş abi zor iş. Bundan belki on sene sonra bir antrenör... Ya ben şunun şeyin de değiştiğini düşünüyorum artık hatta. O senin az önce bahsettiğin konu var ya daha fazla taktik isteniyor diye. Bu işte Amerikan sporlarında da çok oldu. Yeni fikirler yeni fikirler. Orada da antrenörler çok bocalamaya başladı. Mesela Nagelsmann'ın yaşadığı şey çok erken yaşta en zirve işi alması sonra çakılması. Şimdi Almanya işini alması ama yürü 2024'te bir başarısızlık olursa oradan sonra nasıl bir adım atacak? Tamam. O da çok zor bir kariyer abi. Yani muhtemelen uzun vadede yeni yolun sonunda en iyi insan ilişkilere sahip olan ve en büyük liderlik özelliklere sahip olan doğal seleksiyonda seçilecek ama belki ilk fark edilme aşamasında e, o taktiksel devrime ihtiyacım vardır bilemiyorum yani. Çok zor bir konu. O zaman sıradaki konuya geçelim. Sıradaki konu. Sıradaki konu ne? Çok tatsız yani bir istifa haberi, bir insanın işini bırakması, bir takımın kötü gitmesi tatsızdır ama iki takım için güzel bir sezon oluyor. Ondan bahsedelim ve size bir soru soracağım. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin diğerlerinden bu kadar iyi olması Süper Lig'de. Ee, ...süperlik Süper Lig için ne söylüyordu? Bir playoff gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ve ya, bir marş. Ya gerçekten herkes nasıl yani bir yerden şey çok kötü değil mi abi? Bir yerden bir haber geliyor ve herkes tek sesle playoff lazım demeye başlıyor. Bu çok kötü değil mi? Çok da belli yani artık yani gizlenecek bir şey bile yok. Öyle değil mi? Çoğu yani... insan lazım dedim ya, ya? Ben Rıdvan Dilmen'e lazım çok. dediğini gördüm. Diyor Rıdvan Dilmen zaten bir yerde bir dedikodu başlıyor. Önce bir nabuzu sonra Rıdvan Dilmen bir anda evet, yıllardır geliyor diyor. ve hani bu şeyi yapıyor. Hadi Rıdvan Dilmen artık yine kelimelerimi seçmeye e, çalışıyorum. Hani bundan utanacak aşamayı geçti. Hı -hı. Hani yıllardır yapıyor, alışmış. Abi vallahi... Çok garip ki yani aklı başında kim ister abi playoff? Şöyle düşünüyorum. Kim ister? Bir kişi ister mi yani? 2023 yılında Süper Lig'de bir maç izleyip ya da bir sezonu takip edip... ...ya bizde ne eksik var sorusuna... E, e, aynen öyle. ...playoff eksik yani, cevabını veren 9 kişi falan olurdu Türkiye'de. E, bu ligin milyar tane problemi var. Ve çözülmeyecek hiçbir zaman. Tam şey tweeti gibi hiçbir şey... E, Eskisi gibi e, olmayacağını biliyorum. E, i̇stediğim gibi olmayacağını biliyorum. ve bundan, bundan acı duymuyorum. Ben duymuyorum abi. Bu yani bir sürü rezilliğin, her hafta rezilliğin e, içinde dönüp giden bu ligden hani keyif almaya çalışıyorum alıyorum da e, ama hani problemin çözümünün bu olması gerçekten inanılmaz dediğin gibi neyse şunu... ya mesela bu pandemiden sonra düşmenin kalkması ve bir anda takım sayısının artması e, evet ligin kalitesini düşüren şeylerden bir tanesi çok de çok temel bu. şu yani anda şey yok abi şey şeyi yapmıyorsun e, takımların yani Kaç 20 takım mı var şu an? Evet. 20 takımın 14'ünün falan sahası rezalet durumda. Bu konuya bir regülasyon getirmiyorsun. Bir kuralların ya hiçbir şeyin kuralı yok. Ne playoff ne olacak? Şey, e... Yayıncı kuruluşa daha fazla aynen, büyük Aynen. Yayıncı kuruluşun bile yani vallahi... Oğlum bir şey diyeceğim. Hani görüyorum bu kaçak yayınların falan kalitesi daha yüksek ha. Şeylerden. Yani ne kalite e, e, HD'den bilmem neden hani falan bahsediyorum. Gerçekten hiçbir anlamda kaliteli bir e, şey sunulmuyor insanlara. Ne olacak? Üç tane, dört tane daha derbi oynanacak. Zaten kavga, gürültü her hafta işte xte kara gece, bilmem ne de kapkara gece, 28 Ekim Türk futbolunun bitmesi. Her hafta bunlar oluyor. Bir de üstüne bu Aşırı gerginlik ki daha önce de hani ölümler ölümler olmuştu. Evet. Bu ya cidden bu iş çok bazı zamanlarda çok kötü sonuçlar doğuruyor ve şey diye düşünüyorum. Hani bir yerde çok büyük patlayacak diye düşünüyorum. Patlamıyor bir şekilde. Hani. Yok kendilerini dengeliyor. Evet, Her geri, şey gibi kendilerini dengeliyor. Geri dönüşü olmayan bir noktaya gitmiyor da hep daha kötüye gidiyor bir yandan. Böyle ne olacak? Üç tane daha çok aşırı gergin derbi oynanması. Türk futbolunun sorunlarını çözmeyecek. Daha bir heyecan sürecek işte. O da saçmalık. O zaman 40 haftalık maratonu, 38 haftalık maratonun şeyini yarıya indiriyorsun. Her maçın önemi azalıyor. Tabii işte bir düşüyor. Bir onu çözmeye çalışmış. Ya onu ta o tartışılıyor şu anda. Sen normal sezon ve playoff ayrı yaparsan takım niye normal sezonda her maçı asılsın ki bir yandan? Şey o kadar puanlar çok? yarıya düşmüştü ya mesela bizdeki ha ha süper onu final Evet onu nasıl yapacaklar bilmiyorum puan sezonu ama sen ne düşünüyorsun bunu? ...ya makas muhabbetini oradan bağlayacaksak... Evet, ...konumu değildi aslında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin... Yani Fenerbahçe ...çok güzel özetleri zaten... üstüne yani söyleyeceğim bir şey yok çok haklı... ...makas tarafında şöyle görüyorum ben... ...sürdürülebilir olmayan... ...bir ekonomide para harcadı... ...Galatasaray ve Fenerbahçe... ...ve biraz bence bunun da etkisi var... ...hani çok doğru bir işte Brighton modeliyle... ...müthiş scouting transferleriyle... ...bu iki takım ligden ayrışmadılar abi... yani bence hani açıp tabii ki finansal raporları incelemek lazım işte hani İsmail Şayan gibi belki detaylı detaylı bakmak lazım ama sürdürülebilir değil abi şu anki ekonomik Bur düzlemde. Bir şey söyleyeceğim o iki ama. takımın harcamaları. Yapını evet. bölüyorum. Şey gibi çok pardon soğuk savaş gibi yani birbirlerine karşı biri Hı. yaptıkça diğeri de yaptı. İkisi birbirini karşıladı ama sürdürülebilir hiç gelmiyor bana. Bakalım. Burak bir şey söyleyeceğim. Söyle. Yıllarca ben bunu Bununla söylediklerinle hmm. tamamen aynı fikirdeyim. Hmm. Yıllarca böyle düşündüm. Sürüyor mu bir şey? Abi değil? bir şey olmuyor. Burası <laughs> Türkiye. Yani hiçbir şey olmuyor. 20 senedir i̇şte ben şunu duyuyorum. Abi. Hadi bu işi ne kadardır profesyonel? Iki... 15 <laughs> sene oldu. 15 senedir özür dilerim. Evet. Profesyonel yapıyorum. Ben 15 senedir böyle konunun ee, daha uzmanı olan insanlar tarafından futbol ekonomistleri veya bunları çok bunları çok dikkatle dedik dedik eden ee, ne Muhasebeci taraftar veya işte Hı -hı. gazeteci vesaire. Bunlarla konuştuğumda hep abi kulüpler battı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray is, iflas etti. Türk futbolu battı. Şeyde kulüp yok. Ne oluyor? Bir sene işte Galatasaray o, 12. 13. oluyor. Ertesi sezon bir anda 40 milyon euroluk transfer yapıyor. Bu arada şu da bir yöntemdir. Ee, o rişke girerek de büyüyebilirsin gerçekten. Yani o 40 milyonu harcarsın. ...ve iyi sonuç alırsan Öyle sana zaman içinde... ...ama bunu sekiz kere yapıyorsun... ...hiçbir zaman şey olmuyor... Bakın abi yapsınlar ya... ...seneye elli milyon daha harcasın... ...Beşiktaş bu sene kötü giderse seneye 80 ...bir şey olmuyor abi... ...Bankalar Birliği anlaşması imzalanıyor... ...biz de burada konuştuk kulüpler darda Hayır. işte... ...artık o kadar açılamayacak... ...şimdi Bankalar Birliği anlaşmasından bir şekilde... ...çıkmaya yelteniyorlar falan... ...bir şey oluyor paralı biri geliyor... ...bir başkan geliyor... ...cüzdanını gösteriyor falan oluyor abi... Bence oradaki problem bunun Traf bir şekilde vergi mükelleflerine yüklenmesiydi. Bu hepimiz oluyoruz. Yani hepimizin e, evet, vergilerine evet, yüklenmişti bu büyük abi. kulüplerin borcu. İşte bence ülke olarak da artık bunu kompanse edecek düzeyin ötesindeyiz abi. Seçim ne döneminden ne? dolayı idare edilmeye devam ediyor. Ama seneye bu kadar para olacak bilmiyorum. Maliye Bakanı'nın da açıklaması olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Kulis bilgisi bu sonuçta ama manşetlere yansıdı, gazetelere yansıdı. İndirim istiyorsunuz uçak indiriyorsunuz gibi bir şey demiş. Yani her aklı selim insanın söyleyeceği bir şeyi söylemiş. Hani o gerçek ya öyle bir dedikodu var. Bayağı manşet oldu dediğin gibi hani kulis bilgisi ama gitecek abi. Yani dediğin gibi bitmiyor hep şu ana kadar. Hiçbir zaman bitmedi. Ama ül ama kadar <laughs> ne kadar? Ama var siliniyor bu ülkede gelmez tamam da. sıra. Yani Galatasaray taraftarı Galatasaray'a, Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe benim vergilerimle işte bunu yapıyorsunuz falan demeyecek abi hiçbir zaman. İşte ama yani hepsinin hepsine birden bitti dediğinde devlet bitebilir yani. Ben Şöyle bir söyleyeyim. tarafı da var tabii. Türkiye'de siyasette ve devlette ekonomik kriz büyüdüğünde ...aslında tam tersi bir etki oluyor. Yani futbola bakın <laughs> bizde para bitti... ...siz artık daha sıkı denetleneceksiniz demek yerine... ...beyler bizde para bitti... ...en azından siz bari insanları mutlu edin. Evet, yani. o, biz insanlara o da, evet. hiçbir şey veremiyoruz... ...ama siz en azından bir Avrupa galibiyeti verin... ...bir lig şampiyonluğu verin de... ...bu halk mutlu olsun diye 40 milyon insanı kapsıyorsun sen... ...60 milyon insanı kapsıyorsun. Şüphesiz çok önemli abi. Hı -hı. İşte ben o yüzden seçim dönemleri diye ayırmayı o yüzden seçtim. Çok önemli şu anda dediğin gibi o ultra galibiyetinin yani, gelmesi Seçim dönemi de bitmiyor. Tabii, tabii. O yüzden yani... da var gerçi de. <laughs> Sonsuz bir döngünün içindeyiz abi yani bu düzen sürdürülebilir değil. Sürüyor. Ee, ekonomik açıdan <laughs> ve siyaseten bunlar yasaklanmalı ama tam tersi teşvik ediliyor tersi bir oluyor. yandan. Ee, bir noktada bitecek ama bitmiyor çünkü seçim de bitmiyor. Evet, ekonomik ama kriz. Ama işte bitmiyor. Son üç yıldaki devalüasyonun öncekilerle çok eşlenik olmadığı daha şiker. Abi bu zaten benim aklımın almadığı ve bir şey. E yani bu bir yer... ya, abi, ya şey olur. 2008 banka krizi de öyleydi. İnanın bitmiyordu sorun. Ne olacak abi diyordu. Hı -hı. Bankalar too big to fail diyorlar yani. Batamayacaklar büyük bunlar. Deniyordu, deniyordu yıllarca gitti ve en sonunda battı abi. Tam bir anomali. iktisat mezunu. Ee, şey abi, e, haber, e, hocam, Chicago'da okudu bu adam. Aynen öyle. Chicago'da okudu bu adam. Denize çöp atarsın abi. Deniz kirlenir. Hani o o an kirleniyordu. Deniz çok büyük. Bir şey olmuyor. Bir silaj ve oluyor diyorsun. Ama ona. işte <laughs> artık oralara geldi. Kokuyor. Ama bu, bu sefer de ya bizim deniz zaten kirli diyorsun ve ona alışıyorsun. Öyle gidiyor. Ama Adam, yani burada bak bu bu yine tamam bunun bir diyoruz ya sosyal bir açıklaması var olmamalı aslında... ...ve siz az önce de dediniz bak biz 15 senedir Twitter'dayız muhtemelen değil mi? 15 senedir 2008'den hmm. beri desen şimdi Twitter neyi getirdi? Alternatif bir spor basını işte bakın artık ekonomik açıdan şunlar hani eskiden öyle bir çaba vardı ya... ...bloglar sonra hmm. insanlarda bir şey çabası vardı kulüplere bakın Avrupa'da bir model var... ...bu her zaman doğru anlatılmadı belki ama hani keşke siz de şu modeli takip etseniz falan... Mesela o da uzun yıllar boyunca anlatıldıktan sonra son yıllarda böyle herkesle bir artık şey başladı sanki. Yani bir şey değişmiyor. Sağ ol. Yani. Bir şey yani senin az önce bahsettiğin şey genel olarak ülkede sirayet etti. Yani hiçbir şey değişmiyor. Böyle olsun abi. He, ben bu arada doğrulamıyorum He. öyle ki Yo, kendimi. Yo doğruladığını düşünmüyorum Hani bu zaten. bu iş böyle gitmeli falan evet. demiyorum değil mi? Öyle anlaşılmadım. Öyle anlaşıldım. <laughs> Aynen. Ama Anlaşıldı. zaten Bu böyle gitmeli. Sen evet. düzen soruncusu olduğunu işte, ve playoff istediğini. Ben yıldız, yani ben yıldız istiyorum. Ben playoff istiyorum diyorsun. Çok belli ben oldu. Ben yayıncı kuruluştan altı tane daha evet. maç istiyorum diyorsun. Ama burada ya yani ilginç güzel bir özet oldu. Fakat şunu diyebiliriz herhalde. Yani tamam bütün bunlar anlaşılabilir. Hani işte dört büyüklerin veya daha fazla ekonomik sermaye sahip olan üç büyüklerin bu harcamaları yapmasının belirli bir sosyal karşılığı var falan. Bütün bunlar ama yine de yani 20 takımın gereksiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor herhalde. <laughs> Dün Ersun Yanal da söylemiş yani bunun bir çözüm olarak devam ettirilmesi inanılmaz bir şey. Ama bunu Süper Lig projesinde de görmüştük Avrupa Süper Yani Bizim daha az maçı ihtiyacımız var aslında. Spor sever olarak, spor yorumcusu ve sporcu olarak. Yani o fizikler kaldırmıyor, bizim beynimiz kaldırmıyor, Zeminler insanlar zamanı kaldırmıyor, zemin kaldırmıyor. Ama bir tam tersi gidiş var. Yani ne gerek var buna? Yine seçimden yürüyüp şey düşüneceğim. Hani böyle şehirlere takım tutma falan. Abi dokuz İstanbul'da ya, evet, o da değil. O da hani... bir şey değiştirmiyor ki. Hani Anadolu'da şey olur, her sermaye ha işte... büyük bir takım getirir. Mesela Adana Demir, <laughs> spor bir hava getirdi Adana'ya. En azından benim gördüğüm Adana'daki... Esnafla Stadyakın. konuşuyorsun aynen. Aynen Stadiyakun <laughs> öykülerini <bu> oradan biliyorum. <laughs> Esnafın nabzını tutuyorum ama yani 20 takım abi. Olmaz ya gerek yok yani. Gerek yok. Daha güzel başka bir şeyden bahsedeyim mi? Kuru otlar üstüne. Bir dakika birazcık bir hani bence bu durumda bir sıra ben aldım moderasyonu. Buyur. Tamam. Sana çocukluğumuzdan bir gün gibiydi dediğin Galatasaray <laughs> Manchester United maçını sana da Fenerbahçe'yi sormak istiyorum. Başla. Güzel Biraz, bir... birazcık birazcık Oo. bahsedelim aslında bunlardan. Tam da oradan bahsediyordum biliyor musun? Tam oraya gidecektim ben. Öyle de. mi? Evet size aslında iş işte bak ben bu podcast'ı nasıl girecektim biliyor musun? Kafamda hazırlamıştım. Sokrates hepsiden herkese merhabalar. Sokrates ep'te son yazımı okuyun. Ayla. Bir Manchester günlüğü diye. Çünkü kurallar çekildiğinde öyle dedim ki bu Manchester maçına dair ilginç hislerim var. Biz bu maça gidelim. Ben bu maçın yazısını yazabileceğim bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani bu maçtan anlatacağım anılarla yıllar boyunca insanların kafasını ütüleyeceğimi düşünüyorum. Ben buraya gideyim buradan bir şey çıkarayım diye düşündük 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 sonra baktık. Manchester uçakları garip bir şekilde pahalıydı. Mesela Londra ucuzu oluyor ama Manchester uçakları herhalde daha az kalktığı için çok pahalıydı. Gidemedik ve o gece hem çok sevindim abi hem de evet. üzüldüm. O gece o tribünde olmalıydım. Yani o gece bilgisayarın başına oturup o yazıyı yazmalıydım. Buraya geldiğimde... Daktilonun başında. Daktilonun başında olmalıydım. <laughs> o biraz içimi parçalıyor abi. Ama belki 20 sene sonra yalan atarım milleten alacak. O gün İngiltere'deydim falan filan diye. Nasıl bir maçtı? E abi maçın şifresiz kanala geçmesinden başlayarak <laughs> Tam çok Türkiye. nostaljik evet. ve güzel bir yine, maçtı. Yine, yine, yine müthiş bir yayıncılık. Yani yayın sorunu çünkü Türk futbolunun başarılarıyla yan yana giden bir şeydir. Yani mesela keşke bir noktada spikerin sesi gelmeseydi de telefonla bağlanılsaydı. Senkron problemi. Şimdi ben onun çocukluğumdan bir gece gibi dediğimde insanlar haklı olarak 93'e 94'e gitmiş yani. Galatasaray'ın ilk Manchester oynadı. Ben aslında oradan onu bahsetmiyorum. Onu hatırlamıyorsun. Benim için o bir deneyim değil yani. O benim babamın anlattı. Kantona'yı şöyle delirtmiştik. Ben o gün Türk tribündeydim diye söylediği bir gece benim için ya da iki gece. Ya benim için daha çocukluğumda 90'lar sonu 2000'ler başı. Yani Avrupa'daki birçok şehri ilk yaz adını duydum. O şehrin takımlarının ilk yaz adını fark ettim. Ve sonra o şehrin adımlarının ve takımlarının yenilebilir olduğunu düşündüğüm bir serüvenin parçası gibi hissettim. Ki Galatasaray çok uzun senelerdir Avrupa'da kazanamıyordu Şampiyonlar Ligi'nde. Onun da getirdiği belki bir defansla ben bu grup çekildiğimde evet bir umudum vardı ama o kadar büyük bir umut yoktu. O yüzden abi çok çok bağırdım. ya yani hayatımda uzun yıllardır bağırmadığım kadar bir futbol maçında. Belki 2019 turda Frans Tibopino ataklarından beri bağırmadığım kadar bağırdım çok bağırdım yani. Hmm. Bunu anlatabilirim. Teknik taktik bir yorum yapamam ama şunu söyleyebilirim. Her şey değerini kaybetti. Artık süperlik şampiyonlukları bir haftada unutuluyor. Transferler hemen gündeme geliyor. Burada hani bizim futbolla ilişkimize dair en büyük şeyin Avrupa serüveni olduğu çok açık. Euro, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi. Ya bunların tadı hala senin futbolla evet. kurduğun çocuksu ilişkiyi hatırlayabildiğin tek şey. Evet. Onu Manchester'la yaşamak beni çok mutlu etti. Abi. Bunları söyleyebilirim yani. Valla çok katıldığım şeyler söyledin. Yani bir burada bir duygudaşlığımız var. Zaten birçok insanı aynı duygunun etrafında toplayan şeyler bunlar. İşte biz de biz de o kümenin birer parçasıyız. Oyun olarak ne diyorsun sen? Yani şaşırdın mı? Çünkü Manchester ya ben evet Manchester yenilebilir bir takım da bizim tarafımızdan ha. yenilebilir mi onu Ma bilmiyorum. Manchester United yani kötü gidiyor. Bunu görüyoruz da ...kötü dediğin şey, Premier League... Ee, evet. ...o seviyede kötü diye düşünüyorsun... ...yoksa gelip hani baktığında... ...kadroya tek tek... ...hepsi... ...Türkiye için çok çok üst düzey oyuncular... ...sonradan girenleri falan dahil yani... Manchester'da yedek kalan oyuncu... ...Türkiye'de yılın transferi olarak gelebilir... ...ee... ...mesela işte Eriksen geldiğinde bayağı... ...girdiğinde oyuna bayağı... ...etkili oldu... ...ee... ...ben açıkçası bir gal... ...yani şey... maça Galatasaray açısından umutlu bir giriş yaptım ama tabii ki maçın net bir şekilde favorisi Manchester United'tı. Ee, futbolu çok pozitif buldum. Gerçekten çok iyi buldum. Ben bunu skordan bağımsız söylüyorum. Gerçekten Galatasaray çok akıllı, oturaklı bir oyun oynadı. Ee, 30 sene falan her detayıyla yaşarsam hatırlayacağım bir maç. Peki 20 sene yaşadın diyelim söylediğin gibi. Evet. Burak bunu sana da soracağım. ...bir 20 sene sonra bir yerde oturuyorsun... ...kahve içiyorsun, çay içiyorsun... ...ya o maçı hatırlıyor musun dediğinde sayacağın üç isim? Tabii ki Icardi... ...zaten Icardi... Ama ilk la... mi Icardi? Vallahi Icardi abi... Hmm, ...Icardi... Tamam. ...sonradan oyuna girip bu kadar... E, ...ya beklenmedik... ...bir fark yarattığı için Barış Alper gelir aklıma... ...sırf hmm. şeydeki... E, Asisten dolayı... Çek, ...çekilişiyle... ...gerçekten hmm. ta taçtaki yanıltmasıyla... Ya yani ne zaman 11 oynasa <laughs> yani çıldırtıyor. Evet. Ee, ama şey çok iyi bir 30 dakika o, oyuncu evet, ama. Evet. Potansiyelli de bir oyuncu. Belki yani kim bilir ne dönüşümler yaşayacak zaman içinde. Hala yaşı da genç. Ee, ama ya bir numarası ben ya yani en iyi oynayan aklıma ilk gelecek isim demiyorum ama bence en iyi oynayan Abdülkerim'di. Çok yani inanılmaz bir futbol oynadı. Şeyde bile yani Sadece özeti izlesen bile unutamazsın. Çok çok fazla pozisyonu önledi. Kaç tane gol çıkardı adam? Müthiş bir performans verdi. İki asist yapan Davinson'a gelmedim. Saşa Boje'ye gelmedim abi, yani. Saša çizgiden Hatır... çıkardı top. E, gol gol kadar karizma değil Çizgi değil, değil de ya şey yani gelip gidip. Abi inanılmaz bir futbolcu. Ya ben, abi ben şeyi hatırlamıyorum. Hani iki hafta önce Fenerbahçe kimle oynadı, Galatasaray kimle oynadı, bunları artık unutuyorum. Ama bu maç saniye saniye kara kara aklımda kalacak işte. Sa Sasha çaboyun bu performansı aklımda kes kesinlikle kalacak. Davinson'un ee, işte asisti, şey yani bunlar Icardi'nin golden sonraki uçuşu ee, yani öyle. Yok çok öyle ya. güzel güzel bir maç. Yap... Ama ben hani gol kadar abi ben tabii savunma oyunu, oyunu çok sevdim için Saşa oyunun çıkardığı o top ya hayatımda öyle bir an olsun çok isterdim ya. Manchester deplasmanındasın, koşuyorsun. Tam orada Manchester çok kötü hücum etti. Çok tembel hücum ettiler belki ama müthiş kesti be abi ya. Bir de 10 saniye boyunca gol olacağını emin ya, olduğun pozisyon pek evet, yaşamıyorsun ya. Evet, yani anlık bir şey aynen. çıkaran oluyor da orta zalan geliyorlar iki kişi. Hadi. değil mi? Kesinlikle gol ya. Yani. Bu şey artık gibi o gibi izliyorsun. Rashford'un e, gidişi Henry'ye doğru UEFA finalinde süzülen top gibi o anda böyle iki dakika falan sürmüş gibi geliyor bana. Bu biraz daha uzunudur muhtemelen de. Öyle. Burası sana dönüyor burada. Sen yine neyi hatırlayacaksın. Yani biz çok çok konuştuk burada. Çok gevezelik yaptık ama sen mesela 20 sene sonra bir muhabbette bu maça dair ne hatırlarsın? <laughs> şey diyormuş. <laughs> Kerem bir iyi oynatmadı falan. <laughs> 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 Aynen bu arada. Yok mesela ilginçtir. Kaan Ayan'ın da hani toplu tarafta çok zorlandı ama savunma tarafında çok giren çıkarttı evet. Hakikaten. O hamlenin evet. Tutması, hani yanlış olsa hocanın çok eleştirileceği bir hamleyken bir anda hakikaten çok iyi oynadı o da. Maçın hani muhteşem belirleyen. oynadı. Muhteşem oynadı. Ee, bu arada toplu oyunda da kötü ol. Hatta bir tane tam savunma araya girdi falan ama hücumda hmm. çok güzel yani tam Arabi yerine pası. geçse gol olacak e, pası ideal yere ideal şiddette attığı bir top var. Savunmada muhteşemdi. Topları iyi kullandı. Ee, Biraz arkasına attı Kerem'in o pozisyonda ama evet. Gol pozisyonunda mu diyorsun? Kerem aktif olma ayağına dolanan top. Kaan Ayhan'ın. İkardi koşuyu attı. Yayda Kerem boş kaldı falan. Neyse. E öyle ya, Abdülkerim bence de gol pozisyonu aç hoylundun ki orada yapacak bir şey yokken yani fiziksel olarak çok hızlı hoylundun çok patlayıcı belli ki yetişemiyorsun falan. Ee, ama hani Kerem Aktürkoğlu'ndan da çok bahsetmedik. Ben bir anda iki maçta işte kötü ilan edilmesinin, yedeklenmesi gereken bir oyuncu gibi anlatılmasına çok üzülüyorum Kerem'in ki sezona bu kadar iyi başlamışken birkaç tane de hani yani çok iyi bir maç geçirmedi, çok fazla hata yaptı. Bence çıkacaktı golü yemese evet, evet. Galatasaray bence kenar alacaktı onu Okan Buruk. Sonra biraz daha bekledi değişiklikler için derken golü atıp derin bir oh çekti yani o da çok rahatladı. O da bence hikaye olarak çok güzeldi. Ben maç genelinde oyun olarak mesela hükmettiğini düşünmüyorum Galatasaray'ın. Yani... Hükmetmedi zaten. Evet, evet yani çok doğru ...planmayı da çok iyi mi gitti? işler çok emin değilim açıkçası. Yani 65'e kadar ki ikinci yarıda mesela çok büyük bir darbe aldın... ...orada maç kopabilirdi gibi gibi dönemler de var ama bence. Ama Manchester United'la oynuyorsun. Abi yani böyle şeyleri oyun bekliyoruz bir yerde... ...Manchester maçın hakim olacak ve gelecek. Demiyorum. Yani. Ama hani Eriksen değiştiğiyle mesela oyunu acayip aldı evet, abi United. Evet. Orada farkı 2'ye 3'e çıkarabilirdi. Ama zaten futbol böyle bir şey abi çıkaramadığında... ...işte karşılık bulabiliyor bir anda rakip. Evet yani hatırlanacak maç hakikaten. Bunu çok güzel özetlediniz. Şimdi üstüne çıkamıyorum çünkü ilginç şey olarak bakacaktım ben. X sözü bana versen ya çocuklar için çok mutluyum diyecektim. Aa. Çünkü çocukken yaşamanın saf mutluluk hani o yazıyor ya insanlarda böyle formal okula gitmek falan hakikaten onun tadı onun keyfi böyle sürer hani bizim için bir gün sonra biraz daha bazı şeyler artık anlamını kaybediyor ya da hani özel hayatlarımız işte çok fazla bir şeyle boğuşuyoruz hani benim de böyle duyguları çok yukarıda ya da aşağıda yaşamadığım böyle bir falan bir dönem o yüzden de şeyi düşünmüştüm ben baştan sonra ya Hani hiç eskisi gibi tat vermiyor artık bunlar falan diye düşünüp... ...ama dedim yani yarın okula gidecek çocuklar için mutluyum He. diye düşünüyordum. İşte Fenerbahçe'de mesela 19'da 19 kazanıyor abi. Kaybetmez gibi gidiyorsundur okula anladın mı hani? Sen dedin ya Fenerbahçe <laughs> okula farklı gidersin diye. Ben çocukken daha önce anlatmıştım bunu. Garip bir şeyim vardı. Böyle maçlardan sonra okula gitmiyordum abi. O Aa. kadar adrenalin yüksek yaşıyordum ki gece. Çok çok Anneme diyordum ya anne ben yarın okula gitmesem olur mu? As okula asıl o zaman gidilir. Abi garip işte ben bunu... Öteki günler gitme abi. Bu <laughs> o... <laughs> takımın kazanmış. Ama ben o Niye, niye kazandı? Sen şişt, okulda konuşasın diye. Şey şovunu da severim. Böyle içinde yangınlar vardır. Volkanlar patlıyordur ama hoca olarak son saniye basketine şöyle sevinirsin mesela. Rakiblerini sıkarsın. Ben öyle şeyleri de severim. <laughs> yani evet. duygularımı belli etmeyi evet. sevmem. Hmm. Ama o gecelerde o kadar adrenalin oluyordum. O kadar böyle kalbim çarpıyordu ki. Yarın gitmesem mi diyordum. Hmm. Ama şey hatırlıyorum. Galatasaray Fenerbahçe'de arkadaşlar işte hep diyalog evet. yapıyorduk. Mesela Fenerbahçe'de arkadaşlar ben ortaokuldayken ve lisedeyken... Fenerbahçe tarihinden istikrarlı ve en ihtişamlı dönemlerinden biriydi. Her pazartesi ya da her salı mesela okula gelişlerindeki <laughs> e, farklı <laughs> hava mesela Belli. sonra laf dalaşına girmemiz daha pazartesi sabah güne girerken bunu yaşamış falan çok tatlı şeyler. Tabii derbi yani. haftası yenilmez bir şey kalkanla geliyordu mesela Aynen. Falan, <gülüyor> falan. <gülüyor> derbi kaybetmedikleri dönem falan tabii ki abi onlar. Çok başka bir şey abi. Manchester ile ilgili son bir şey söyleyeceğim sonra. bu arada. Biz geçen hafta konumuza yani belirlediğimiz konuya giremedik biz... Çok üzüldüğümüz kaçan penaltıları konuşacaktık. Icardi'nin penaltısı mı? Eğer konuşsaydık... Mes Be yani evet, bu arada benim aklıma gelmiyordu. Söyledim ya benim böyle çok yıkıldığım penaltı fazla aklıma gelmiyor dedim size daha önce konuşurken. Icardi olacaktı ona da çok üzülemedik deyip Fenerbahçe buradan pas atmak ben bir şey daha ekleyebilir miyim orada? Ben o penaltıları da izleyemiyorum abi. Ümit Daval'a Milan penaltısını izleyememiştim. Hmm. Yan kanala geçmiştim. <laughs> ee, Öykü'ye dedim ki ben arkamı dönüyorum. Sen bana söyle gol mü değil mi? Öykü dedi ki gol. Hayır değil dedi. Ama ben dönüş hareketini yaparken gol olarak dönmüştüm. Ee, çok sıkıntılı bir aile içi krizinde ha, evet. İşine giriyorduk az kalsın yıkardı nedeniyle. Beş dakika sonra kurtardı neyse. Krizi biz de şöyle yaşadık. Abi benim bir huyum var. İşte biz genelde böyle maçları Genco, Semih, Eray ben izliyoruz. Bu gün şey, ee, ses 3'ün katı şeylerde, olacak. Şeylerde, o, o, onlar da var da. E... Evet sesi ne yapıyordun Anlattık sen? Anlattık mı onu burada? Ya, ses mesela 33 olmalı. 34'te kalınca komanda Daha da Daha alıp, detayları da var da insanlar deli demesin bana. Yani işte, neler işte, neler, yapıyorum. Ya, e, neler yapıyorum. Neler neler yapıyorum. Bunların hepsi de <laughs> Adem'in küçükken bana zeytin yedirirken bir kere Allah'ın hakkı 3'tür demesi. <gülüyor> <gülüyor> hepsi Allah'ın hakkı 3'ten geliyor abi. Daha, hmm. Yani bir bölüm bundan bahsedebilirim. İnsanları bunlarla... Doğru sıkır. farklı bir atam profiliyle insanları sarsın. <laughs> <laughs> ayrı. Ya yani o sakin adam, o sakin aynen. adam. Ne ad... Bu arada 2023 yılı hayattaki takıntılarımdan kurtulma yılı. Birçok şeyden kurtuldum. Ee, 33 3 bu, bu, 11 bunlardan da çok kritik anlar dışında kurtuldum. Hmm. Ee, kendimle yüzleştim. Bir gün yeni bir bir gün yeni yaşadım. bir takıntı geliştiriyordum. Kendi kendime o an dedim ki ata hayır. Bunu yapmayacaksın. Şu an hmm. kendini tutacaksın. Ondan oldu orada başarılı oldum. Ondan sonra tek tek takıntılarımdan Sıyıldım Pozisyonlarda şey yapıyorum ben. Diyorum tehlikeli geliyor Manchester United. Genco bu pozisyon sen de diyorum. Görevlendiriyorum. Genco tamam abi ben de diyor. İşte Semih diyorum duran toplar sende Bak maç sonuna kadar rahat mıyız? Rahat. Eray'a hiçbir görev vermiyordum. Penaltı oldu. Eray dedim penaltıda da sen de alıyor musun? Tamam abi dedi kaçırdı. Hala konuşmuyorum Eray'la. <laughs> olsun. Fenerbahçe. Peki görev <laughs> alan insanlar ne yapıyor ya bu görev? Kilit mi yapıyorlar mesela? <laughs> ya mesela Genco duran topu aldığında Abi bak ne gen Abi yemiyor o anda takım. Ha. Gen Genco bugüne kadar beni hiç yanıltmadı. Hiç yanıltmadı. Peki, iki nasıl yedik <laughs> ya abi, kadar yedi Galatasaray? Kimin Genco'nun mu? Yoğun çalışılıyorsa. <laughs> hafta sonu da şey oldu. Maçın başından itibaren Genco'ya şey dedim. <laughs> Davinson Sanchez kornerden atacak dedim. Genco dedi mümkün değil. Abi dedim bak yanlış konuşuyorsun. 3-4 kere 5 kere bu, bu diyaloğa girdik dedim. Yanlış konuşuyorsun bak biliyorum da söylüyorum dedim. Davinson Sanchez kornerden atacak. Ne zaman atar biliyor musun? Sen bir kornerde bunu söylemezsen o zaman atar dedi. Bir sonraki kornerde gerçi söylemedim Davinson attı. Şimdi ben mi haklı çıktım genco mu burada? Paradoks. Neyse Fenerbahçe. Evet. Ya 8'de 8, 16'da 16. Fenerbahçe. Evet Fenerbahçe'den bahsedelim. Milli takım arasında yani kayıpsız gitmeye devam ediyor Fenerbahçe. Çok erken koparıyor abi başları. Hani artık ikinci yıllar böyle sıkıcı bir hale geldi. falan <laughs> bir göz başka bir şey açıyorsun falan artık. Ya yani çok büyük bir güvenle yola devam ediyor İsmail Kartal'ın takımı. Valla yani bu kadarını beklemiyorum açıkçası. Çünkü çok yeni bir takım. 11'in ciddi bir kısmı değişiyor. Bu hakikaten çok etkileyici. Bir tane de istatistik verelim. Ee, en büyük 10 ligi sıralamışlar. Ee, verilen gol beklentisinde takımları sıralamışlar. Rakibe en az gol beklentisi veren takım şu anda Fenerbahçe. 0 nokta e 43 de isim var yalnızsa eee <laughs> açıp bakabilirsiniz istatistiklere. E, Sokrates e, e, de, de yeni dönemde bunlar olacak <gülüyor> mı? Hadi görmedik henüz. Evet. O yüzden başkılığı önlendim. Oradan da bakabilirsiniz. E, yani Galatasaray'ın da 7. olduğu bir liste bu arada ama işte City var, e, Rangers var. Yani çok elit takımlar var liglerinde kıyaslar. yok zaten maalesef. Salerno'dan konuşmayacağız <laughs> değil mi? Yok. Ayrıca evet yine bir bölüm yapacağız. Sinirliyiz. Hocayı değiştirene kadar, kadar konuşmuyoruz. Giymişsin. Bir de Arsenal'le gidelim ama burada zaman kalmayacak gibi. Ama söylediğin <laughs> şey doğru ve şey evet. de var. Ee, yani rakip ceza sahasına da çok giriyorlar abi. Hani gol tabii pozisyonu tabii. vermiyor ve çok fazla gol pozisyonu buluyor. Sanki rüya ya. gibi bir. Zaten futbolun matematiği bu. Aynen hani abi. Son 10 <laughs> yılda bunu konuşuyor zaten tüm <laughs> yani dünya futbolu. De bütün işte rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiklerinde falan. Rekor kırdı zaten geçen Fenerbahçe. Ya evet abi. Yani çok 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 iyi bir futbol var. Ne kadar sürdürülebilir olacak göreceğiz. Alternatifli de bir kadro. Evet yani Batshuayi yedek forvet evet, şikayetçi mesela, olmayacak mesela bir yapı. Bir, bir şey söyleyeceğim. Bakan bu e, tercih edersin mesela. Hani. Batshuayi gönderip şu an ismini unuttuğum e, Güney Amerikalı ha. bir forvet alacaktı Fenerbahçe. Evet. O hamleyi yapmayarak bence e, önemli bir olası krizi önlemiş oldular. şimdi yani ne vereceği daha meçhul bir oyuncu gelecekti. Batshuayi yani Fe beşiktaş dönemi de gayet başarılı bir dönem. Fenerbahçe'ye geldi. Geçen geçen sezonu da gayet başarılı. Yani tecrübeli, kritik anlarda bir şekilde alt limiti belli bir oyuncu. Üst limiti ise hani Türkiye standartlarına göre yüksek. Mesela Ceko şu an Fenerbahçe'nin taşıyıcı oyuncularından biri. Çok iyi bir performans ortaya koyuyor ama yani, 37 yaşında. Bu performansı sürdüremeyebilir. Ama yedeğinde şu ay var. Yani bu gerçekten Batshuayi Fenerbahçe bu sezon Fenerbahçe'nin bu sezonki şampiyonluk şansında bence çok önemli bir oyuncu. Yani şeyde Aslında. de öyle. Hani Beklere bakıyorsun bir yandan O'Sai Samuel Ferdi gibi çok muhteşem oynayan iki oyuncu. Bir yandan Osterwold'e de bu yani oynadığı zaman adından söz ettirecek kadar oynuyor. Bek Burada... oynadı yani. Şey, hem e... Bek oynadı hem stoper oynadı bir de yani. Şey e... İrfancanın bu kadar e, yine e, İsmail Kartal'la birlikte bu kadar iyi bir performans göster göstermesi yani mesela, olası bir yani, tad için düşme yine yaşından dolayı düşme ihtimalinde çok iyi bir e, backup e, şey Cimanski'nin zaten hani Yolunuz. arta arta gideceğini düşünüyorum Ciku, Ciku. Ben kesinlikle e, şey e, Cimanskiyi ben geçen sezon burada bir podcast'te de bahsetmiştim. Aynen, söylemiştim. Ee, hakikaten çok beğendiğim bir oyuncu. Daha bence göstermedi bile. Şey yani gösterdi tabii ki de en tepesini görmedik bile. Burada bir, bir tek Fred yani hmm. çok hayati. Galatasaray'da nasıl Torreira? Evet, hmm. Torreira sakatlansa ya tamam var. İsmail Yüksek de gayet iyi bir futbol oluyor ama Fred hani başka bir seviye. Ee, ve yani takımın yani, Bence şu ana kadarki bir numaralı yıldızı Fred en hmm. çok etkili bence öyle. Zimanski ben ee... herhalde derim ama çok iyi oynuyor. Yani bu ya de şey değiştiriyor, değiştiriyor ya. Cayıp değiştiriyor. Zimanski ya. yani. olmasa orada olacak başka biri tam Şimanski kadar e, beğeni kazanmayabilir alırsın, ama alırsın, Hani üç, Evet, atarsın. evet yani bir, dört pozisyondan üçünde yine pozitif bir şeyler yapacaktır. Belki daha az fark yaratacaktır ama e, yapacak. Fred'in yapacağını yap, yaptığını yapacak oyuncu yok. E, ya, hakikaten çok çok beğeniyorum. Öyle. Kesin abi evet ya. Yani Fred'de bir arada hani hafif böyle bir e, ağız bükmeler falan okuyordum ben yazın. Evet. Hani Manchester United'da, tamam beklentileri karşılamadı. Çok tepki aldı ama çok büyük bir bonservisle gitmişti. Evet ama senin işte az önce United'dan bahsederken de söylediğin gibi abi hani ligler arasındaki farkı da unutmamak lazım. Yani orada çok iyi olmamış olabilir. Orada United'da ya da büyük bir takımı taşımamış olabilir ama bizim seviyemiz için hala çok büyük bir kalite olduğunu değiştirmiyor. Fred'de de onu gördük bence. Ya, yani gidip Fred Premier Lig'de de iddialı bir takımda form tutup yıldızlaşacak bir oyuncu olabilirdi. Yani olacaktı zaten, olmadı. Evet. Yok ya, burada burada haklısınız. Peki, bir reklam daha yapayım mı Sokrates Sokrat Fred'in geçmiş kariyerindeki... Ya, Alexander Cicu'ya dair sevgili Nafi evet. Alpay bir dostu. Evet. Yani Cicu'nun çocukluğundaki mahalledeki arkadaşlarına evet. kadar herkes Cicu'yu anlatıyor. Yani çocuk Cicu yetişkin Ciku ve Fenerbahçeli Ciku kimdir derseniz sevgili Nafi'nin dosyasına bakın. Ben bunu anladım zaten değil mi? Mesela o demedin, ne mi? Başka biri mi? Ciku dediğinde ben bunu anladım. Bir yandan da sonuçta business. Business bir yandan Fenerbahçe defterini kapatıyor muyuz? Fenerbahçe, Fenerbahçe de defteri, defteri bu, bu, defteri bu, sene kapanmaz. çok açılır daha. Yani Fenerbahçe bir süre daha. İstemci bir sözü gibi oldu. Fenerbahçe defteri asla kapatmazsın. Fenerbahçe defterini sen kim ne hadle kapatırsın? Ya İslam çubuğu. <laughs> <laughs> İslam çubuğu. İslam çubuğu de bitirme. Ha... Ne? Hı? Kim? İslam çubuğa bir şey demem ben sana sana <laughs> söyledim lan. Yok yok hani Bizim... İslam çubuğu ha. sözü taklit ediyorsun ha. diye düşündüm dedim ki yani ha. kötü bir İslam tamam. çubuğu sözü taklit edin. Baba çünkü büyük söz söylüyor yani. Tabii ki. Son nokta o zaman. İslam çubuğunun gerçekten yazıları. Ya neyse şimdi onu mu konuşacağız? Buyur. Eee dedin. Yazıları da maalesef çok maalesef çok okunmayan biriydi. Yani kitapları ikinci baskı yapmamıştı. en son Heygidi İstanbul kitabının İş Bankası yayınlarından ikinci baskısı çıkmış. Onu da tavsiye ederim. Futbol dışında bir şey. İlan, Öz İlan Özgün'e bir mesajım var mı? İlansız. İla İl ha, bugün İlans mesaj attı bana. Oradan da bağlayayım. Gittiği mekanda, yemek yediği mekanda. Söylesem mi bunu? Neyse söyleyeyim baba da bence bir şey olmaz. Ne olacak? Niye söyleyeyim ki? Arda Duran Turan halka. ve Emre Bölözoğlu yemek yiyorlarmış. Oyda. <laughs> Belki de onlar kendi Whatsapp gruplarına şey diyemez hiç Buraya i̇şte hayırlı İlan Özgen, olsun. Şu an İlhan Özgen yemek Mu yiyor. Muhtemelen diye. atmamışlardır ama. Olabil <gülüyor> Olabilir. Olabilir. <laughs> Şimdi i̇şte şu anlar onlar da şey atıyorlar. İlhan Özgen ve Atan Altınordu yemek yiyor bu mekanda <laughs> diye. Babadan o mesaj geldi, hoşuma gitti. Türk futbolu bugün dizayn edildi. Bir Yalnız dizayn edildi. Üç geçen, geçen, sefer söylemiştim. Bu adam beş yıldızlı otellerden çıkmıyor Allah. Ya Şimdi de Emre Belez. Arda Turan ya neredeyse. orada ne şey mi? Aramızda kalsın isimli kulübe mi gitmiş? <gülüyor> <gülüyor> o, oluyor olsun, gizli Yine bir şey yanlış edin. Aramızda kalsın. Öyle aramızda, mi? Aramızda Onu kalmasın bilmiyorum. diziyi. De. Onu bilmiyorum. Belki gizli kalsın. Hatta şey müdavimleri şey... Gizlideydik dün gece. O, <laughs> öyle mi de. diyorlar? Evet evet öyle diyorlar. <laughs> ya lan Bir öyle klubum olmadı hayatta ya. Şöyle kimsenin giremeyeceği, gizlice girebileceğim bir yer. Hiç olmadı. Geçen Yaşar konserinden bahsettik ya. Yaşar konserine gitmek, kuru Çeşme'ye şeyin önünden geçiyorsun. Sorti'nin. <laughs> hem giderken hem de Sorti'ye geçen kafamı böyle çevirdim. Çünkü sene 2006... Alıklı. Lise mezuniyetim. Hayır. Lise mezuniyetimizde oraya gittik. Abi i̇şte içtik öyle. içtik. Benim para yetmedi. 20 lira kalmıştı 2006'da. 20 lira borcum kalmıştı. Sonra veririm dedim <laughs> çıktım gerçekten hani bir şey yapmadılar. <laughs> Problem etmediler. Belki arkamızdan kapatan biri vardır diyorduk. Kapatılmamıştı hani öyle bir şey yokmuş öğrendik. 2006'da oradan öyle çıktım hala geçerken yüzümü çeviriyorum. Çok son olmuş. gece son gece kulübü şey mi olabilir öyle? Başka bir daha gittiğimi hatırlamıyorum. Çikiklop hariç. Gecelere ha, veda et. Aynı şey değil. Yani sorting. <laughs> tamam. Keşke gizli de bize alsaydı da şöyle gizliydi. Peki gizli sponsorluğunda VFC'yi <laughs> hayal ediyor musunuz yani? <laughs> gizli kalsın. Orada canlı podcast'ler yapıyoruz mesela. Çok isterim. Ben çok enteresan isterim. olur. Burak Balaban. Buradan... Atağın altın evet. orada. Sizlerle futbol ve futbol dışı şeyler konuşmak çok büyük bir keyif her zaman. Sokrates dergiyi YouTube'da zaten takip ediyorsunuz. Bir de Sokrates Club'ı takip edin efendim. Bir de podcast'i takip edin. Bize Ama en önemlisi Sokrates epi takip edin. Evet. Ama biz hem podcast'ten hem klaptan dinleyin ve izleyin. Bazıları görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Podcast'ten dinleyip gidip videoyu izliyorlar. Bazıları videoyu açıp destek olup gidip podcast'te dinliyorlar. Nerede ve nasıl dinlemek isterseniz dinlemek isteyin. Bizi dinleyin efendim. İşte gerçekten arada bir sürü yorum şey yani hepsine çok içtenlikle teşekkür Hepsini okuyoruz. Ederiz. Hepsini çok seviyoruz. Çok, çok, çok övenlere bayılıyoruz özellikle. <laughs> ee, ve dileriz ki nice az eleştirili, <laughs> çok övgülü. Hoş sohbetli yıllar bu kafayla Sokrates. Ve sizden gelen son yorumla dinlersin. kapatalım. Avustralya'dan son olarak evet. dinleyen bir e, izleyicimiz YouTube'da izlemiş. Overdrive a, kullanıcı ismine sahip. Sağ olsun yol boyunca 56 dakika sizin geçen haftaki o kaydettiğiniz bölümü dinlemiş. Avustralya'da bu yıl artık hedefimiz o. Azerbaycan yaptık, zamanında Çek, Çek Cumhuriyeti yaptık. yaptık. Artık sıra Avustralya'da. Çok selam. Artık sıra Avustralya'da efendim. Dünyayı fethetmeye devam edeceğiz. Sokrates FC her hafta her salı burada bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin. Hoşçakalın. kalın.